Takip ettiğim bu müzakereler neticesinde şimdi sivillerin ve muhaliflerin Doğu Halep'ten çıkartılması için bir tahliye süreci başlıyor umudundaydık ki tekrar ne yazık ki füzeler atılmaya başlandı. Yine takip ediyoruz. Bugün Sayın Putin'le akşama doğru tekrar bir görüşmem olacak. Dışişleri Bakanımız takip ediyor. Milli İstihbarat Müsteşarımız aynı şekilde takip ediyor. Hala takip ediyoruz. Bir netice alır mıyız diye. Tabii sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Nitekim daha varılan uzlaşmanın üzerinden saatler geçmeden rejim güçleri ateşkesi bozup yeniden sivillere saldırmaya başladı. O yüzden temkinli hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz bu konuyu takip ediyor. Halep'ten kurtulan kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için bütün tedbirleri aldık. Ey Birleşmiş Milletler, neredesin? Bakın her türlü biz desteği vermeye hazırız. Vereceğiz. Ama bir koridor. Bunun için gayret sarf ediyoruz. İdlib ve civarına gideceklerin yanı sıra Türkiye'ye gelebilecek olanlar için de hazırlıklarımız tamam. Türkiye'ye mi gelecekler? Onları da bağrımıza basmaya hazırız. O ufacık yavruların nasıl çığlıklar attığını görüyorsunuz. Nasıl ölümle baş başa kaldıklarını görüyorsunuz. Açız açız, susuz bu noktada olduklarını görüyorsunuz. Ama insanlık buna sessiz. Ve utanmadan, sıkılmadan hala yok öyle yok böyle konuşup duruyorlar. Türkiye'nin girişimi ve yoğun çabalarıyla varılan bu ateşkesin hayata geçirilmesi Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. Bu yüzden bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve destek olmaya davet ediyorum. İnsani koridor derhal ve hiçbir engelleme ve sabotaj olmadan açılmalı ve masum insanların Doğu Halep'ten salimen çıkmasına izin verilmelidir. Esed rejimi Halep'te açıkça savaş suçu, insanlık suçu işlemektedir. Bu gerçeği ona destek verenler dahil artık herkesin görmesi gerekiyor. 600 binden fazla insanı katleden, kimyasal silah kullanan, her tür insanlık dışı eylemi gerçekleştiren bu rejimin cinayetleri karşısında biz sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu harekete geçirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dün yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede bu konunun aciliyetini bir kez daha dile getirdim. Bu hafta yapacağım temaslarda da aynı hususu dünya liderlerinin dikkatine getirmeye devam edeceğim. Mazlumun umudu olan Türkiye, Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun.